Alaaddin saat 4 başlamamız lazım. Tamam, başlayalım. Herkese merhabalar. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce sizlere ekibimizi tanıtayım. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. İsmim Alaaddin Bayrak. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde asistanım. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlatılmış ve tüm asistanların katkısıyla devam ettirilmektedir. Başlamadan önce birkaç önemli hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarınızın kapalı konumda tutulması, var olan soru ve görüşlerin Zoom programının chat bölümüne yazılarak sorulması gerekmektedir. Açık olan tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, soy isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocamızın konuşması bittiğinde yazmış olduğunuz soru ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımıza uygun olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konuyla ilgili tüm soru, katkı ve yorumlarınızı belli bir düzen içerisinde hocamıza bugünkü değerli konuğumuz, Dünya Nöroşirurji Camiası'nı yakından tanıdığı İzmir Online Nöroşirurji Ailesi olarak da kendisini daha önce dinleme fırsatı bulduğumuz bir isim. Profesör Doktor Mustafa Kemal Başkaya. Kendisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 87-94 yıllar arasında yine aynı üniversitede Profesör Doktor Nurhan Alman'ın yanında nöroşirurji ihtisasını tamamlamıştır. 93-94 yıllar arasında Sugita bursu ile gitmiş olduğu Japonya Nagoya Üniversitesi'nde Profesör Kenichiro Sugita'nın yanında fellow olarak çalışmıştır. İhtisasını bitirdikten sonra 3 yıl süreyle Kentucky ve Wisconsin Madison Üniversitelerinde Profesör Robert Dempsey'in yanında serebral iskemi, beyin ödemi ve kan beyin bariyeri konularında araştırma yapmıştır. Yine Profesör Anil Nanda'nın yanında 2 yıl süreyle Skull Base Klinik Fellowluğu yapmıştır. 2000 yılında Miami Üniversitesi'nde Profesör Doktor Roberto Heros ve Jacques Morcos ile serebrovasküler ve skull base cerrahisi alanlarında klinik fellow olarak çalışmalarını yürütmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde asistanlık eğitim kuralları çerçevesinde tekrar beyin cerrahisi ihtisasına başlamış, ardından girmiş olduğu board sınavlarıyla yeterlilik diploması almıştır. 2006 yılında Wisconsin Madison Üniversitesi'nin beyin cerrahisi bölümünde asistan profesör olarak çalışmaya başlamış. Skull Base Surgery programının direktörü olup aynı zamanda Skull Base ve Cerebrovasküler Surgery Fellowship programı ile Lincoln Ramirez Mikrosurgery ve Neuroanatomi Skill Laboratuvarı'nın da direktörlüğünü yapmaktadır. Skull Base cerrahisine ek olarak serebrovasküler ve intrakraniyal mikro cerrahi yapmaktadır. Profesör Doktor Başkaya'nın 240'tan fazla bilimsel makalesi, 50'den fazla kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Vestibüler şuvannom cerrahisi, limbik sistemin kompleks cerrahileri, Robert Heros, A Mentor of Teacher Like No Other isimli 3 kitabın ortak yazarlarındandır. Halen Wisconsin Üniversitesi Hastanesi'nde profesör olarak ve William Midland'ın Veterans ve Meriter Hastanelerinde konsültan beyin cerrahı olarak çalışmaktadır. Bugün Profesör Doktor Mustafa Kemal Başkaya hocamız bizlere nöroşirurji de mikro cerrahi eğitimi konusunda tecrübelerini paylaşacağı bir konferans verecektir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Ben sözü size bırakacağım. Ekran paylaşımını açabiliriz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle tüm katılımcılara, organizasyonu yapan sizlere ve Hasan Kamil Sucu hocama çok teşekkür ediyorum. Bu benim ikinci kere misafir olduğum İzmir Online. Bu artık gelenek haline geldi. Bu da çok çok güzel bir şey. Bizim şehrimiz Madison şu anda çok kar altında, eksi 17-18 derece. Hepinizi bekliyoruz pandemi bittikten sonra. Tekrar Kamil Sucu hocama çok çok teşekkürler. Çok sizin yaptığınız çok tipik bir örnek. Hiçbir şey yapmayabilirdiniz, değil mi? Bu konuşmalara katılabilirdiniz, seyredebilirdiniz, dinleyebilirdiniz. Ama eğitime, o insanın kalbinde bir ateş oluyor. O sönmüyor. Onu söndürmeyip
elinizi taşın altına koymak ve hiç yapılamayacak bir şey yaptığınız bir marka haline geldi. Düşünebiliyor musunuz? İzmir Online. Muhteşem bir şey. Çok tebrik ediyorum. Çok gurur verici. Çok devam edin lütfen. Eğitim her şeyimiz. Bu klinik bir konuşma değil. Biraz sabah birkaç saat önce sinir sistemi cerrahisinin toplantısında da konuşma yapıyordum. Sonra benim eski fellowlarımdan Ulaş Çıklay'ın konuşmasını gördüm. Valla aslında Ulaş yapsaydı bu konuşmayı benim konuşmamdan çok çok daha güzel anlattı Ulaş. Mükemmeldi. Yani biliyorum siz pratik konuları anlatmamı istediniz. Nasıl imkanlarımız olmazsa ne yapabiliriz diye. Aslında Ulaş'ın anlattıkları birçok şeyde onların çok çok güzel ipuçları vardı. Tabii bu mikrocerrahinin özellikle anastomozun, bypass'ın tarihi Alexis Carrel'le başlıyor. Alexis Carrel hatta tıp ödülü alıyor 1912'de bu konuda ve adamın yaptığı o çizimler, o kitaplardaki çizimler inanılmaz. O yıllarda bunları düşünmüş, transplantasyonlar yapmış. Sonra Northwestern'a geliyor sanıyorum. Ve biz bu benim yanıma gelen arkadaşlardan Abdullah Keleş bu adamın çalışmaları üzerinde çalışıyor. Ve inşallah bir tarihçe yazacağız. O zaman daha da iyi anlaşılacak. Çok mükemmel deha bir adam. Nöroşirjide mikrocerrahi anastomozlar Jacobson'la başlıyor. Küçük damarları anastomoz yapmaya çalışıyor. Donaghy'nin daha sonra katkısı var. Endarterektomi yapıyorlar. Mikrocerrahi endarterektomi yapıyorlar. İlk bypass'ı yapan, eksekranial bypass'ı yapan Yaşar Gil değil ama ilk süperfisyal temporal orta serebral arter bypass'ını yapan Donaghy ile beraber Yaşar Gil. Yaşar Gil Hoca kalkıyor o koşullarda İsviçre'den Amerika'ya geliyor. Bütün zorluklara karşın Donaghy'nin yanında günlerce bunu pratik ediyor. Günlerce. O kadar umutsuzluğa düştüğü zamanlar oluyor ki ama arkasında hep bir dev adam var. Diyor ki devam edeceksin, devam edeceksin. Ve süperfisyal temporal arteri ilk önce köpeklerde sonra insanlarda yapıyor. Modern mikroşirjide bypass nasıl, neden yapıyoruz? Endikasyonlarımız neler? Ya akımı arttırmak için yapıyoruz. Mesela moya ya da aterosklerotik serebral oklüzif hastalıklarda akım yeterli değil. Akıma katkısı olması için yapıyoruz. Ya da akımı tamamen değiştiriyoruz. Yeniden akım sağlıyoruz. Böyle bir anevrizma bunu çıkar. Tamamen elimine etmemiz lazım. Yeni bir akım koymamız lazım. Bunların da genellikle bunlar kompleks anevrizmalar için yapılan bypasslar oluyor. Bazen kompleks kafa tabanı tümörlerinde de olabiliyor. Pardon. Ya da yaptığımız ameliyat sırasında bir hasara yol açıyoruz ve onu üstesinden gelmek için akımı tekrar yerleştiriyoruz. Bazen de koruyucu amaçlı yapabiliyoruz. Böyle bir dev trombozi anevrizmada geçici iskeminin geçici kliplemeyle yaratacağımız geçici iskeminin çok uzun süre olacağını düşündüğümüz vakalarda zaman kazanmak ve iskemiyi azaltmak için bypass, profilaktik bypass yapabiliyoruz. Ne gibi tekniklerimiz var? Interpozisyon grafti kullanabiliyoruz ya da in situ bypass denen intrakraniyal damarları başka bir intrakraniyal damara bağlayabiliyoruz. Nedir en çok kullandığımız donör graft seçenekleri? En çok kullanılan süperfisyal temporal arter. Daha sonra oksipital arter.
common karotid arteri kullanabiliriz, external karotid arteri kullanabiliriz. Özellikle interpozisyon grafti yaptığımızda subclavian arter kullanılabilir, vertebral arterin extracranial segmentleri kullanılabilir, internal maxillar arter kullanılabilir, superior toroidal arter kullanılabilir. En çok kullanılan radyal arter seçenekleri de bunlar. Alternatifler de var, tibial arter var, safenvenden sonra ve bizim kullandığımız plastik cerrahlardan, vasküler cerrahlardan öğrendiğimiz başkaları da var. Mesela bu circumflex arter. Ben bu arterin adını bile duymamıştım ki bir hastaya denk geldik. Hiçbir damar yok, bypass yapmamız lazım. Araştırdık, soruşturduk. Kalp cerrahları ve plastik cerrahların kalp cerrahları çok kullanmışlar eskiden bunu. Lateral circumflex femoral arter. Hiçbir katkısı yok. Olup olmadığını, iyi kalibrede olup olmadığını preop bakabiliyorsunuz. Ama çok büyük bir insizyon, çok büyük cerrahi gerektiriyor. O yüzden fazla tercih edilmiyor. Ama bir hastada kullandık ve yayınladık bir vaka. Ondan sonra en çok site edilen case reportlardan birisi haline geldi. Sonra başka yöntemler var. Hiç insanların daha önce düşünmediği ama belki de düşünüp yapamadığı, fırsatı olmadığı yöntemler var. Bunları da bilmek, bunların yapılabilirliğini öğrenmek lazım. Nedir en çok kullandığımız anastomoz tipleri? Ucuca anastomoz, end to end dediğimiz ucuca anastomoz, kesip ucuca. Burada damar çapının uygunsuzluğu sıkıntı olabilir. Onu gidermek için de bazen böyle teknikler uygulayabiliriz ya da Alexis Carrel'in yaptığı gibi üçgen şeklinde kesme şeklinde yapılabilir. Çok değişik teknikler var bunlarla ilgili. İki tarafa sütür atıp daha sonra döndürüp arka duvarı önce dikmek, zor tarafı önce yapmak her zaman tercih edilen bir şey. Uç, yan, end to side dediğimiz şekilde bakın burada superficial temporal arter geliyor. M4 segmentine, orta cerebral arterin bypass yapıyoruz. Ve bu kobra şeklinde gözüküyor, kobra başı şeklinde gözüküyor. Bir de yan yana yapılan, son zamanlarda popüler olan, özellikle pika-pika ya da A3-A3 perikalozal-perikalozal arasında yapılan teknikler var. Ben nasıl yapıyorum? Önce genel teknik olarak hastaya eğer elektif yapıyorsanız bir hafta önce en az ya bebek aspirini hastasına göre ya da tam aspirin 325 mg'lık aspirin başlıyoruz. Acil vakalarda aspirini hemen vermek lazım. Vermek şansınız yoksa ameliyat sırasında rektal verebilirsiniz supozitör şeklinde. Kliplemeden 3 dakika önce mutlaka ben heparin veriyorum. Hastanın kilosuna, ağırlığına bağlı olarak ve 3 dakika sirküle etmesi lazım. Damarları hep ıslak tutmak lazım. Kuruyunca spazm oluyor, trombozu davet ediyor. Ve bunu da eskiden papaverin kullanıyorduk. Şimdi sodyum nitroprusit kullanıyoruz. Bence çok daha etkili. Papaverini zaten papaverini bulamıyoruz. Ve papaverin böyle bazen beyaz lekeler bırakıyor. İnsanın gözünü etkiliyor. Sodyum nitroprusit'te öyle bir şey yok. Ve bu jel formlarla, bakın bunlar sodyum nitroprusit emdirilmiş jel formlar. Onlarla kapatıyoruz. Adventisektomi bypass'ın en önemli aşaması. Donör arteri ucunun mutlaka özellikle bir kısmının çok iyi adventisektomisinin yapılması lazım. Ve adventisektomi adventisiye anastomoz hattına girerse bir numaralı trombojenik faktör. Bundan kaçınmak lazım. O yüzden çok iyi adventisektomi yapmak lazım. Yüksek magnifikasyon altında bu adventisektomiyi tanımlamak lazım. Tamamlamak lazım. Ben oksipital arter ya da süperficial temporal arter
hazırlanmasını mikroskop altında yapıyorum. Önceden lupla yapıyordum. Bu bence çok yanlış. Yani kullandığınız luplar mikroskobun ne ışığını yerine geçebiliyor ne de magnifikasyonuna yerine geçebiliyor. Çok daha iyi görüyorsunuz. İlk başlarda biraz yavaşlatıyor gibi oluyor size ama aslında daha sonraki alıştıkça hızlanıyorsunuz. Çok daha temiz oluyor. Çok daha kansız ameliyat oluyor. Ben tek sütür, interrupted sütür kullanmayı öneriyorum. Ve ben öyle yapıyorum. Ama side to side yaptığınız zaman, yan yana yaptığınız zaman iç bypass'ı interrupted yapamazsınız. Çünkü sütür hatları damarın dümenin içinde kalacaktır. O yüzden onu running yapmanız lazım. Bir de bizim burada kalp cerrahlarından öğrendiğim Wisconsin broth, yani Wisconsin çorbası ya da çorba suyu anlamına gelen bir şey var. Eğer radyal arter ya da safen ben harvest ediyorsanız bu formülü uyguluyoruz. Yani hastanın kendi kanını içinde bulunduruyoruz. Biz anastomozu, bypass'ı tamamlayıncaya kadar. Radyal arter ya da safen veni alıyorlar. Bir kabın içine bu kanı, verapamili ve heparini koyuyoruz. Ve bana bu çok baştan şey geliyordu. Yani o kan hastayı trombojenin bir faktör olarak geliyordu. Dediler ki onun kendi ortamı o. Biz bunu yıllardır yapıyoruz ve çok faydalı. Ben onu yapıyorum. Mesela Shekhar'ın, Lanigan Shekhar'ın yazıları vardır. Arteri heparinle distent ediler. Yıkamak iyi ama çok fazla basıp vazospazmı önleyeceğim diye damarı genişletmenin anlamı yok. Onu yaptığınızda damar endoteline hasar olduğunu söyledi bana plastik cerrahlar mesela. Bunu yapmamamı öğrendiler. Şimdi bunlar da beyin cerrahı da böyle ama beyin cerrahları bizler plastik cerrah kadar, kalp cerrahları kadar bypass yapmıyoruz. Onlar her gün yapıyorlar. Bunlar bu işleri, bu işin pratik taraflarını bizden çok daha iyi biliyorlar. Onları dinlememiz lazım. Bunları yaparken bu hazırlama sırasında donör ve alıcı arterin manipülasyonunu minimumda tutmanız lazım. Yani bunun için değişik teknikler var. Damara çok yakın olmanız lazım, aynı zamanda uzak olmanız lazım. Onu çok iyi kestirmeniz lazım. Çünkü bunlar trombojenize neden olabiliyor. Bu hastaların bir kısmı zaten aterosklerotik hastalar, damar sertliği olan hastalar. Siz bir şey yapıyorsunuz, damar orada aynı hasarı siz kendiniz veriyorsunuz. Bundan kaçınmanız lazım. Anastomoz hattında da gergin olmaması lazım. Bunun bütün ne yaparsanız yapın yeterince anastomotik yüzeyi arttırmanız lazım. Bunlar olmazsa bunlar ya erken dönemde ya da uzun dönemde oküzyona neden olur. Nedir tromboz riskini arttıran ana faktörler? Yani intimaya dokunduğunuzda ya da manipüle ettiğinizde trombojenik şeyler, vücudun şeyi bu zaten. Yani kendini koruma mekanizması hemen başlıyor. Anastomoz hattında stenoz yapmak. O yüzden ben running sütürleme tekniğini pek şey yapmıyorum, tercih etmiyorum. Ve kısa olması donör arterlerin, donör graftlerin kısa olması bazen. Çok uzun olması da sıkıntılı. Çok uzun olunca da kink'e yol açabiliyor. Mümkün oldu, yani mükemmel olması lazım. Onu da her zaman yapamıyorsunuz maalesef. Yani her şeyi önceden hesaplıyorsunuz, ediyorsunuz. Yani daha önce gösterdiğim vakalar vardı. 18 santimetre ihtiyacım var diyorsunuz. 13 santimetre çıkıyor. Yani her şey, günlerce çalışıyorsunuz. O anda bir anda gidiveriyor her şey. Nedir başarı oranı arttıran? Bu çok önemli. Yani oblik keseceksiniz. Oblik kestikten sonra balık ağzı dediğiniz şekilde bu şekilde. Yani bu anastomoz hattını ne kadar arttırırsanız bu kobra başı gibi görünecek. Bunu yapmayınca anastomozun uzun süre patent kalması mümkün olmuyor. Teknik çok önemli. Özellikle moya moya da
ve iskemik nedenlerle yaptığınız bypasslarda hangi alana bypass yapacağınızı iyi kestirmeniz lazım. Yani bypass'a ihtiyaç olmayan alana, temporal alana yaparsanız bir kere ihtiyaç, istek olmadığı için o bypass uzun dönemde kapanıyor. Ve hasta fayda görmüyor. Frontalde perfüzyon sıkıntısı varsa frontal M4'e bypass yapmanız lazım. Ve küçük damarlar için mutlaka 10-0 kullanmanız lazım. Eğer süperfisyal temporal arter M3 ya da M4 anastomozu yapıyorsanız 10-0'dan başka bir iğne kullanmamanız lazım. 9-0 eğer bazı durumlarda damar çok sertse, aterosklerotik olan hastalar süperfisyal temporal arterleri bazen çok sert oluyor. Yani 10-0 delmiyor damar duvarına. O zaman 9-0 kullanmanız gerekebilir. İnterpozisyon grafti yaptığınız durumlarda radyal arter ve M2'ye bypass yaptığınız durumlarda 8-0 kullanmak daha uygun. Çünkü 9-0 ve 10-0 radyal arteri ya da safen veni delip geçmiyor kolaylıkla. Gerekirse onları da kullanabilirsiniz ama daha çok 8-0 kullanılıyor. 7-0, 6-0 bu da bazen eksternal karotide yapamıyorsunuz bypass'ı. Ana karotide yapmanız lazım. Ama o da çok aterosklerotik. Hatta ben bir hasta hatırlıyorum. Kalsifiye yani 8-0 geçmiyor, 7-0 en sonunda 6-0 iğneyle kullandık. Yani bize çok büyük geliyor bu iğneler bypass için ama ne yapacaksınız? Yani kalp cerrahları 6-0'la yapıyorlar bildiğim kadarıyla koroner arter bypass. Bypass sırasında koruyucu, farmakolojik ya da anesteziyle ilgili koruyucu yöntemler de kullanmanız lazım. Nedir geçici iskemi toleransını arttıran faktörünüz? Biraz hipotermi, yani çok soğutmayacaksınız, çok ısıtmayacaksınız hastayı. Hafif hipertansiyon, 15 ya da 20 mm merkürü sistolik basıncı, kan basıncını yukarı çıkaracaksınız. En az 5 dakika önce oksijen fraksiyonunu %100'e çıkarmanızı öneririm. Bu konu çok önemli deneysel çalışmalar var. Baktınız ki uzuyor, monitorizasyonunuz bozuluyor. EEG ya da otorivok potansiyel yapıyorsanız o zaman pentobarbital kullanmanız iyidir, o koruyacaktır. Geçici kliplemenin tabii çok uzun, bazen diyorsunuz ki ben bu bypass'ı 30 dakikada yaparım, 40 dakika oluyor. Yani distalde çok önemli olmuyor ama proksimalde bazen bunlar sıkıntı yaratabilir. Onun için toleransı arttıran farmakolojik ajanları kullanmanız ya da anestezi tekniklerini kullanmanız gerekebilir. Pozisyonunuzun ve postürünüzün sizin en rahat, en ergonomik şekilde olması lazım. Bu konuşmamı hazırlamama yardımcı olan şu andaki fellow'um Burak Özaydın. Laboratuvarda bakın nasıl duruyor. Bu da benim. Yani rahat olmanız lazım. Vücudunuzda bir gerginlik olmaması lazım. Bypass'ı yapan adele grupları eldeki intrinsic adeleler. Yani kola, ön kola, bileğe ihtiyacınız yok. En maksimumda biraz bilek hareketi var. Çok rahat olmanız lazım. Omuzlarınızın stres altında olmaması lazım. Omuz düştüğü anda tremor da artıyor. Mesela burada elimi dinlendiriyorum. Benim böyle bir bu Spetzler'in koltuğudur. Böyle bir şeyim var. Artık üretmiyorlar. Başka türlerini üretiyorlar. Mutlaka omuzlarımın ve dirseklerimin dinlenmesi lazım. Ya ayakta kalın ama gene de omuzlarınız ve ellerinizin rahat bir pozisyonda olması lazım. Ya da oturuyorsanız. Bypass'ı ben ağız aparatı olmadan yapabileceğini hayal edemiyorum. Çok zor. Yani ısırdığınız anda onu mikroskobu çeviriyorsunuz. İğneyi oradan alıyorsunuz. İğneyi hemşirenin yüklemesine gerek kalmıyor. Ve sizin sürekli dinamik bir şekilde güzel bir akımla ameliyat yapmanızı sağlıyor. Bu, yani bunu ne ameliyatı yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın, mutlaka
Yani çok da zor bir şey değil. Bu aparat bütün mikroskoplara takılabiliyor ve fokuslamanızı sağlayabiliyor. Ayak pedalınız varsa ayak pedalı da kullanın. Bypass sırasında ben ikisini de kullanıyorum. Ayak pedalıyla magnifikasyonu ve fokus ayarlıyorum. Ağız aparatıyla da sürekli alanımı değiştiriyorum. Bazen yüklenirken iğne şeklini değiştirebiliyor. Bu damar duvarını yırtabilir, çok zarar verebilir. Bunlar eğrilmesi, bükülmesi, kırılması çok zararlı şeyler. Bunu hemen değiştirin, başka bir iğneye geçin. Ve eğer Schwester hemşireniz, yardımcı hemşireniz yükleyemiyorsa kendiniz yükleyin. Çok tecrübeli hemşireniz yoksa sütürlerinizi koyun, alanınızda olsun. Bir jel fomun üzerine ya da bir pamuk pedinin üzerine koyun. Kendiniz yükleyin. Daha hızlı olacak, daha az zaman kaybedeceksinizdir. Simetrik aralıklarla simetrik şekilde damar duvarlarından karşı duvardan ve aynı duvardan ısırmaya çalışın. Eğer 1 milimetrelik damarsa genelde 6 ile 8, bazen çok büyük olursa damar 9-10 da olabilir. Ve bir genel kural var. Bir sütürü zor değilse 1-1,5 dakika içinde tamamlamaya çalışın. Kendinizi öyle ayarlayın. Geçip 3 tane düğüm atmak. Bunu 1-1,5 dakika içinde yapabilir hale gelirseniz optimal bypass'ı yapabilirsiniz. Çok iyi oturması lazım, gevşek olmaması lazım. Bazen oturmuş gibi gözüküyor. Ben yüksek magnifikasyonda sütürü geçip düğüm atmayı öneriyorum. Ama bazı cerrahlar yüksek magnifikasyonda iğneyi geçirip düşük magnifikasyonda sütürü atmayı denerler. Ben artık fazla değiştirmiyorum. Çok nadiren değiştiriyorum. Eğer iğne başka bir yere gittiyse düşük magnifikasyona ayak pedalıyla düşük magnifikasyona geçiyorum. Mouthpiece ile ilerletiyorum, alıyorum, tekrar eski magnifikasyonuma dönüyorum. Yani tüm anastomozun tek bir sütürle tamamlanması mümkünse yapın ama bazen mümkün olmuyor. Bir de çok uzun tutmayın. Çok uzun tuttuğunuz zaman sütür uzunluklarını özellikle de yüksek magnifikasyon kullanıyorsanız sıkıntılara yol açabilir, görmenizi engelleyebilir. Benim hemşireler biliyorlar, onlar belirli bir uzunlukta kesiyorlar, bana veriyorlar. Ya ben yüklüyorum ya da tecrübeli hemşire yüklüyor. Hepimizin tremoru var, değil mi? Yani bu tremorsuz insan yok. Tremoru nasıl azaltabiliriz? Tremorunuz olması kötü cerrah olacağınız anlamına da gelmiyor. Tremoru azaltmak için derinlik, yani çeşit yüzeyde çalışıyorsanız kısa enstrümanlar kullanacaksınız. Kısa aspiratör, kısa makas. Derinde ise derin aspiratör, derin daha uzun mikro makaslar ya da bipolar forcepsleri kullanacaksınız. Bunlar olmazsa olmazı bypass'ın. Yani optimal koşullarınız yoksa cerrahi risk almayın. Yani mutlaka bunların olması lazım. Nereden çıkıyor anlamadım. Siz de görüyor musunuz Hocam bunu? ekranda bir mavi çizgi var ama çok problem değil. Görüntüyü engellemiyor çok. Ya bu bir kişi benden şey istiyor. Benim ekranımı kontrol etme yetkisi istiyor. Yok, vermeyeceğim. Yok hocam. Vermiyorum ama sürekli geri geliyor. Yok Kim hocam istiyor hocam? bizden kaynaklanmıyor. İsim veya bir şey yazıyor İsim mu? şey, isim bilinen, bilim Türk ismi değil. Herhalde hacker. Olabilir hocam yani. Atalım hocam ismi ne? Raymond Poncet. Alakalı bu. Poncet. Bir saniye hocam ben hemen bir bulayım. Atıver hemen. Bende gözükmüyor ama şu an içeride.
Neyse, zaten durdurdu şimdi. Hocam siz buyurun, devam edin. Ben eğer gelirse engellerim. Evet, bu künt uçlu, zeytin uçlu aspiratörler çok önemli. Tek delikli aspiratör ya da aspiratör derecesini ayarlayamayacağınız aspiratörler kullanmayın. Bu aspiratörleri baş parmağınızla subconscious, bilinç altında ayarlamayı öğrenin. Bakın, ben böyle bunu göstermek için yapıyorum tabii. Bunu ben çok çalıştım bunu öğrenmek için. Bu derecesini kendiniz ayarlıyorsunuz bu aspiratörlerin. Bazen üç delikli oluyor, bazen böyle tapered oluyor. Bakın, bunu baş parmağınızı ilerlettikçe aspiratör daha çok aspire ediyor. Bu çok önemli. Bunu hemşire o kadar ayarla, bu kadar ayarla diyerek olacak şey değil bu bypass sırasında. Bunu kendinizin ayarlamanız lazım. O da onu, bunu da, bu yetinizi de lütfen şeyde geliştirin. Laboratuvarda geliştirin önce. Mikrocerrahi laboratuvar pratiğini nasıl yapıyoruz, değil mi? Asıl konumuz o zaten. Önce laboratuvara girin ve giriyorsanız erken girin laboratuvara. Benim en büyük şansım Ankara Tıp'ta bizim bir laboratuvarımızın olmasıydı. Ve bu laboratuvar hayvan laboratuvarıydı. Ve bu laboratuvarda biz köpek, tavşan deneyleri yapardık. Ve bu Nihat abi beni dahil etmişti. Önce Hikmet ve Hikmet Ulu ve Haluk Deda ile çalışmaya başladım ben. Interndim. Zaten benim beyin cerrahi ilgim öyle başladı. Ben genel cerrah olmak istiyordum Kamil İmamoğlu yüzünden. Çok severdim kendisini. O da beni oraya kanalize etmişti. Beyin cerrahi rotasyonu çıktı. Herkes ders çalışıyordu. Biz de beyin cerrahide, aa ne güzel, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar takılırken, Haluk abinin ve Hikmet abinin o istekleri, laboratuvara girip onları ilk defa köpek deneylerine katıldım. Daha sonra beyin cerrahiye girdikten sonra beyin cerrahi laboratuvarında Nihat abi bizi çalışmalara dahil etti. Nöroloji rotasyonunda dirilemediğim kadar tavşan kribusu dirildim. Bakın. Ve bunu mikroskop altında yapıyorduk. Çok arkaik bir mikroskoptu belki ama halen de o mikroskobu getirin, ben onunla bypass da yaparım. Ve bu bana acayip bir şey verdi. Mikrocerrahimi geliştirmemi sağladı. Ya inanılmaz bir etkisi oldu. Ve ilk defa mikrodisk yaptığımda bazı kıdemlerimden daha çok mikroskopla aşinaydım. Neden? Laboratuvara erken girdim. Neden? Öyle bir imkanımız vardı. Neden? Bu imkanı sağlayan hocalarımız vardı. Lütfen en iyi yapacağınız şey, ne yaparsanız yapın. Ulaş da bugün sabahki konuşmasında söyledi. Yani bazen mikrocerrahi eğitim için bir şey yapmıyorsunuz. Bir deneysel bir çalışma yapıyorsunuz, değil mi? Bakın, bütün bu deneysel çalışmalarda benim katıldığım, bunlardan birçoğu var. Ankara Tıp'ta, Japonya'da, Amerika'da. Hepsinde bir şekilde mikrocerrahi kullandım ben. Sıçanın femoral arterini kanalize mi etmemiz lazım kan basıncı için? Onu da mikroskop altında yaptım. Çıkardım kateteri, o deliği mikroskop altında kapadım ki arter ayakları kangren olmasın diye. Çünkü deneylerin sonuçlarını etkilediğini fark ettim. Ne yaptıysak hepsini, bu sizi geliştiriyor. Yani bazıları bunların endovasküler tekniktir bakın. Ama orada damarları açıyorsunuz. Küçücük hayvanlar bunlar. Yani ufacık parmak kadar hayvanlar bu gerbil denen şeyler. Bunların damarlarını gözünüzle lupla görmeniz mümkün değil. O sütürü oraya koyabilmek için endovasküler teknikle mikrocerrahi yapıyorsunuz. Yani her fırsatı değerlendirin. Nerede nasıl çalışıyorsanız çalışın. Ne yapıyorsanız yapın. Amacınız mikrocerrahi olmaksa o fırsatı değerlendirin. Bir taşla iki değil, üç, beş kuş vurun. Ve laboratuvara girmeye devam edin. Yani durmayın. Bakın, bu ben erken yaşlarımda ama halen gidiyoruz laboratuvara. Ofisinizi laboratuvara döndürebilirsiniz. Bakın bir örneği. Abdullah Kereş 2013 yılında öğrenciyken, tıp fakültesi öğrencisiyken geldi yanıma. İki yaz arka arkaya geldi. Bakın nasıl tutuyor. Görüyor musunuz? Yanlış tutuyor. Ama şimdi doğru tutuyor. Eğer buna girmeseydi laboratuvara,
bu hale gelemezdi. Bu çalışmaları yapamazdı. Bakın nasıl temizlemiş arachnoidini, piyasını, damarlarını. Abdullah yaptı bunları, ulaştı beraber. Görüyor musunuz? Bu erken girmek. Erken girince beyniniz çok daha kolay öğreniyor. Bizim çocuklar nasıl iPhone'u bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü o yaşta başladılar. Lütfen, lütfen, lütfen ne yapıyorsanız yapın. Amacınız mikro cerrahi yapmaksa laboratuvar erken. Pratik her şeyi. Pratik yapmadan olmuyor bu işler. Laboratuvarda, ofiste, evde. Bu benim kendi ofisim. Mikroskop. Çok pahalı şeyler değil bunlar. Göstereceğim. Tamam, mikro cerrahi aletler çok önemli. Bakın gerçek cerrahiler 1800 dolar, 10 bin dolarlık setlerimiz var. Ama 245 dolara böyle bir set de alabiliyorsunuz. Bunu ben, bu Amerika'da bu. Bunu Hindistan'da, Çin'de çok onda birine yapan firmalar var. Türkiye'de yok mu? Var. Yapabilirsiniz. Nedir sentetik kullandığımız maddeler? Penrozdüren. Penrozdüren, eğer bir sentetik materyalde pratik yapmaya başlıyorsanız penrozdürenle kullanın. Başlayın. Mikrostürler mesela. Bu bizim gerçek hastalarda kullandığımız 1500 ila 2000 dolar arası değişiyor. 12 var, tane var bir pakette. Ama süresi geçmişleri alırsanız Amerika'da 15 ile 60 dolar arası satılıyor. Bunları hastalarda kullanamazsınız ama bunları laboratuvarda kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar fark ediyor. Bunları damar altına koyduğumuz materyalleri kendi eldivenden yaparsınız, başka materyallerden yaparsınız. Hiç yoksa hiçbir şey yapmazsınız. Ha tamam, çok güzel, bu mikroskoplar laboratuvarımızda var. Yani parayla almadık bunları. Bu Amerika'da da pahalı her şey. Yani ben bunu benim laboratuvarıma parayla alamam. Ne yapıyoruz? Bir yerde kullanılmıyor. Birisi bozuk. Şirket bağışlıyor. O kısmını tamir ettiriyoruz filan. Bunların hepsi var mı? Var. Yapabiliyor muyuz her şeyi? Yapabiliyoruz. Böyle bir ortam var. Mükemmel değil mi? Ama bu ortam her yerde var mı? Yok. O zaman bu tür mikroskopları kullanabiliriz. Ha, bu da mı yok? Bakın bunu Abdullah şeyde buldu. Bizim laboratuvarlardan birinde buldu. Masaüstü mikroskop. Işıksız bile, ışık kaynağı bile olmadan, bakın West Germany yapıyor. 1960'larda mı, 50'lerde mi ne yapılmış? Yani bunu gösterebiliyorsunuz. Bu anastomozu bunun altında yapabiliyorsunuz. Yani zorlayın. Kaderinizi kabul etmeyin. Kaderinize kabullenmeyin. Mutlaka başlayın. Neyle başladık? Ben bunu Japonya'ya ilk gittiğimde, Nagoya'da ilk dediler ki ya, laboratuvara falan girip öyle rentlerde falan yapamazsın. O zamanlar sentetik damarlar da yok. Dediler ki bu spancı alacaksın, bunları dikeceksin saatlerce. Ve süresini yazacaksın. Bu süre iyiye geliyorsa bir sonra hayvana geçebilirsin. Ve bunların değişik yöntemleri var. Derinlik çalışmaları var. Biz lifini diğer lifine dikmek. En basit teknik. En basit pratik tekniği. Bunu solucanlarda yapanlar var, makarnada yapmaya çalışanlar var. Yani aklında, literatürde her şey var. Derinlik hissini yavaş yavaş geliştirmeniz lazım. Önce yüzeyden başlamanız lazım. Bakın bunlar da var. Bunu satıyorlar. Japonların işi bu. Bunu yapan şirketler var. Önce bunda başlıyorsunuz. Sonra daha darlaştırıyorsunuz, daha da darlaştırıyorsunuz, daha da derinleştiriyorsunuz. Bu 50 dolar mı, 100 dolar mı? Bunu tahtadan kendiniz yapabilirsiniz. Tahta yoksa başka şeyler de yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Bakın şimdi burada Burak önce birinci seviyede genişlik alanında yapıyor. Ondan sonra ikinci seviyeye geçecek. Daha da daralıyor. Ondan sonra üçüncü seviyeye geçecek. İyice daralıyor. Bakın hareketleri de kısıtlı. Bunlar çok zor şeyler. Manipülasyonlar. Ama bunları yapa yapa geliştiriyorsunuz. Bakın nasıl? Yüzeydeki kadar rahat değil. Görüyor musunuz? Çok doğal. Hepimiz bu.
Hepimizin yapacağı şey bu yani. Bununla nasıl üstünden gelebilirsiniz? Daha çok pratik yaparak. Bir maratoncuya soruyor musunuz? Ne kadar pratik yapıyorsunuz maraton koşmak için diye. Aynı şey. Beyin cerrahide aynı pratikleri yapacak. Bu şant yapıyorsanız da aynı, lomber disk yapıyorsanız da her şey için aynı. Ha, bu da mı yok? O zaman mendil kutusu kullanabilirsiniz. Bize Japonya'da bunu veriyorlardı. Önce yüzeyden başlıyorsunuz. Sonra gittikçe derine gidiyorsunuz. Bakın elini destekliyor. Havlular koyabilirsiniz. Mikroskop. Birinci seviye derinlik mendil kutusunda. Kolay. İkinci seviye biraz daha zor. Üçüncü seviye daha da zor. Ha, bakın benim bir Japon arkadaşım karısının kek kalıbında yapıyor. Kek kalıbı aklına gelmiş evde. Bakın. Bizim bunları göz önüne alarak oluşturduğumuz bir kurikulum var. Bu bir çalışma planı var. Bunu isteyenler yapıyor. Maalesef mecburi koşamıyoruz hiç kimseye. Amerika'da hiçbir şey mecburi değil. Asistan isterse yapıyor ya da fellow. Fellowlara mecburi koşuyorum. Çünkü onlara söz hakkım var. Ama asistanlara yok. İsteyenler geliyor ve istediği kadar yapabiliyor. Ama neyle başlıyor? Önce Penrose türlü başlıyor. Mesela bu programı da bunları da Sima yaptı. Ne yapıyoruz burada? Amaç ne? Penrose'da arteriotomi, karotid endarterektomi tekniğini simüle ediyoruz. Değil mi? 6 santimetre kesiyor. 6-0'la dikiyor. Sonra iyi gidiyorsa her şey 7-0. Bakın şimdi 6-0'la bir fellow'un, uluslararası fellow'un ilk deneyimi. Nasıl zorlanıyor? 6-0 kolay diyorsunuz. Aa ben gözüm kapalı dikiyorsunuz ama değil işte. Yani bu da beyin cerrahi bir çocuk. Nasıl zor ama ve ne kadar kötü. Deneme geldiği hal 7-0'da. El hareketleri, her şeyi farklı. Ve bunu yaparsanız hasta üstünde yaptığınızda farkı çok iyi görüyorsunuz. Ben gördüm. Bakın ilk denemeler, son denemeler. Ne kadar düzgün. Ve daha hızlı olmanız lazım. Ve bunları videoya çekiyorlar, skor veriyoruz. Sürelerini de yazıyorlar. Burada daha önce de gösterdiğim gibi bakın. Süresi, skoru. Bunların gittikçe iyiye gitmiyorsanız o zaman sizinle ilgili bir sıkıntı vardır. Mutlaka normal insanoğlu hep ileriye gidecektir. Sıkı olması ve sıkılığını da iyi bilmemiz lazım. Derinlik, karşı taraf, simetri, aradaki fark mükemmele yakın olması lazım. İkinci aşama ne yapıyoruz? Bu sefer sentetik damarlar. Sentetik damarı kendiniz de üretebilirsiniz. Yani bunun internette bir sürü yolu var. Penrose türden sentetik damar yapabilirsiniz. Yani daraltabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Ulaş gösterdi videolarında. Bu suları kendiniz hazırlayabilirsiniz. Biz akvaryum pompası yaptık laboratuvarda Ulaş'la. Ulaş akvaryum pompası kullanarak bunları pompaladı ve sanki onu da göstereceğim. Yani 8-0'la başlayacaksınız. 9-0'a gideceksiniz. 10-0'a. Uç uça, yan yana, yan yan, uç yan. Yaptıkça bu o tekniği gösteren bir şey. Bunları kendiniz yani en kötü koşullarda bile bu tip şeyleri üretebilirsiniz. Çok zor değil bunlar. Bu tüpleri yapmak, serum tüplerini kullanabilirsiniz. Pediatrik besleme tüplerini kullanabilirsiniz. Penrose'u daraltabilirsiniz. Bakın bu bir end-to-end anastomoz pratiği.
Bakın bu nasıl tutuyoruz şeyleri gördünüz mü? Sadece forehand dediğimiz şekilde değil, backhand şeklinde de yapmaya çalışın. Baktınız çok güzel yapıyorsunuz forehand'le, proficient hale geldiniz. Backhand tersten de yapabilirsiniz. Bazı durumlar oluyor ki backhand yapmanız gerekebiliyor. Başka bir pozisyonda yapmanız mümkün değil. Bunları pratik yaparak geliştirebilirsiniz. Ucuca, uç yan. Bakın gerçekte böyle, burada böyle. Aynısını yapmak zorunda. Bir çok imkanınız yok. Bir şeyi birçok kere kullanabilirsiniz. Ve her seferinde daha iyi yapmanız lazım. Her seferinde daha iyi hale gelmeli. Ha, o da mı yok? Ha, tavuk da mı yok? Tavuk her yerde var. Bir mikroskop, tavuk bacağı, tavuk bacağının sinirlerini ve damarlarını, arterlerini, venlerini temizlemek, sadece mikroskop altında temizlemek bence en iyi mikrocerrahi pratiklerinden birisi. Bunları yapabilirsiniz. Siniri dikebilirsiniz. Yan yana dikebilirsiniz. Yani ondan sonra da ne yaparsanız yapın. Yani Ulaş şey dedi, mangala koymadan önce damarlarını çıkarın. O bile bir tekniktir dedi mesela. Bunları, bu üçüncü aşama. Üçüncü aşamadan sonra red ya femoral arter ya karotid arter. Bunlara başlıyorsunuz. Yani canlı hayvanda ve başarılı olup olmadığınızı direkt görüyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bakın başarılı bir anastomoz, entocyte. Çok küçük damarlar. Bunu, damarları bulup çıkarmak başlı başına bir cerrahi teknik ve pratik. Uç ucu anastomoz, uç yan anastomoz, bakın yan yana anastomoz. Bunların birçok şeyleri var. Sadece anastomoz yapmak da değil. Yani o damarı çıkarırken bile keskin diseksiyon kullanmak, bunlar bile cerrahi yeteneği ileri derecede arttırıyor. Ben 3 yıl laboratuvarda çalıştım. Hiç Ankara Tıp'tan mezun oldum. Japonya'dan geldikten sonra Amerika'da 3 yıl postdoc olarak çalıştığımda hiç ameliyata girmedim. Ama hayvan ameliyatları yaptım. İskemi ameliyatı, travmatik, o bilmem ne. Tekrar 3 yıl sonunda fellow olarak, klinik fellow olarak ameliyata girdiğimde mikrocerrahimin aslında daha da iyileştiğini gördüm. Yani o 3 yıl kayıp gibi geldi. Hani kaybetmişsiniz ama daha iyiydi. Çok daha iyiydi. Neden? Laboratuvarda anlamlı halde kullandım. Çünkü sonuçta ben ameliyathaneye geri döneceğim bir şekilde. Değil mi? Bir de alternatif pratik yöntemleri var. Bunları mesela biz burada Ulaş ve diğer arkadaşlar geliştirdi. Yani birisi düşünüyorsa bir şeyi, başkası daha iyisini düşünür. İnsanoğlunda var bu. Bu makale yayınlandı. Bakın akvaryumdan bu tip modelleri bulmak çok çok zor değil. Bunlar zor, zahmetli şeyler. Bir model oluşturuyor şimdi Ulaş. Bakın. Sentetik beyinleri de biz kendimiz yaptık. Ve yani ister inanın ister inanmayın, jelden sentetik beyin yapabiliyorsunuz. Bunların kalıpları var. Kalıba döküyorsunuz, sentetik beyin oluyor. Kendi kanı simüle edecek sıvıyı kendimiz yaptık. Bunun çok detaylı videosunu Journal of Neurosurgery'de yayınlandı. Seyredip dinleyebilirsiniz. Simulated dura is then applied and the calvarium is replaced. The superficial temporal artery component of the model is then created by using a petri dish. Bu da süperficial temporal arteri simüle eden. Created on the sides of the petri dish to about half the depth. Birçoğu zihni sinir projesi gibi geliyor ama yani bunlar düşünülebilecek şeyler. Genç arkadaşlar özellikle sizler çok daha yaratıcısınız. And the vessel is
manipulated so that it is in the middle of this mixture. It is then placed in the fridge to cool and solidify. 30 minutes later, it is removed. The cellophane is used to remove the gelatin from the petri dish. The gelatin containing the superficial temporal artery will adhere to the calvarium without any need for additional glue. Both ends of the superficial temporal artery are then connected to the aquarium pump via a three-way stopcock. One will go to the superficial temporal artery and the other to the middle cerebral artery. A second layer of cellophane is used to simulate the galea. Lastly, the simulated scalp is then applied. The final product is a model that very closely resembles the components of the superficial temporal artery to middle cerebral artery bypass using the creative model. First, the model is prepped and draped procedure in the inset for comparison. An incision is made using an under 15 blade overlying the superficial temporal artery. Dissection is then carried down to the subgaleal plane overlying the superficial temporal artery. Fish hooks are applied to retract the scalp and the galea is incised. The superficial temporal artery is then identified and dissected free of surrounding scalp tissue. The superficial temporal artery is then clipped proximally and distally using aneurysm clips. The vessel is then transected and flow is checked to ensure patency of the afferent limb of the bypass. Next, the craniotomy is performed in the standard fashion overlying the middle cerebral artery. The dura is then incised. The middle cerebral artery is dissected in the sylvian fissure. After opening the arachnoid, the middle cerebral artery is identified in the depth of the sylvian fissure. Again, a yellow millimetric background is placed under the simulated middle cerebral artery, and this is clamped proximally and distally using aneurysm clips. The side of the arteriotomy is then marked using a marking pen. It's then incised using an ophthalmic knife. Scissors are used to extend the arteriotomy. Previously dissected and prepared superficial temporal artery is then cut at an angle and fish mouth to the appropriate length of the recipient middle cerebral artery. The bypass then proceeds with placement of the heel and toe stitches. Additional sutures are applied. After completion of the bypass, the distal recipient clip is removed, followed by the afferent limb. And lastly, the superficial temporal artery clip. Indocyanine green angiography can be performed as well to demonstrate patency. Spheric tumors such as a false meningioma. So it's another one. This is, bu da şey, vasküler yaralanma modeli. Gene bu Ulaş'ın geliştirdiği bir model. Vasküler yaralanma modelinde ne yapılır? Aynı şekilde hazırlanmış tümör gibi gözüken bir materyal çıkaracağız. Sözde tümörü çıkarıyoruz burada. During the sharp dissection of this tumor, a vessel injury occurs. Proximal distal control of the vessel is achieved with further dissection. And aneurysm clips are applied. The vessel injury is identified and is repaired using tenon sutures in a simple interrupted fashion with an end-to-end anastomosis. A yellow millimetric background is used to improve visualization of the anastomosis and is removed after the anastomosis is completed. Further resection of the tumor continues. Bunlar fiyatını gösterenler, bunlar bir de Ulaş'ın geliştirdiği
yan yana bypass modelini simüle eden Grapefruit modeli var. Bu da mükemmel bir şey. Buna hiç fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Grapefruit'ları zaten her yerde buluyorsunuz. Bunun çok güzel videoları var. Seyredebilirsiniz. Ben biraz ilerleteyim. Bu aynı hissi veriyor. Bakın o dokuyu nasıl manipüle edeceksiniz? Ne kadar çekeceksiniz? Siz bunları yaptığınızda o adelelerinizde bir adele hafızası var. Bir şeyi ne kadar çekebilir? Bunu insanda yaptığınız zaman çalışıyor yani. Ben kadavralarda pi arachnoid temizlemeyi temizledim. Yani yüzlercesini Miami'de. Ameliyathaneye gidiyorum. Benim o pi'yi, arachnoid'i manipüle etmem çok daha güvenli oluyor. Çünkü o kafanıza yazılıyor. Böyle bir şey var. Yani bir adele hafızası var. O kas hafızası. Bu da side to side bypass'ı simüle eden bir şey. Bir arkadaş yapıyor. Grapefruit'un şeyler arasında, meyveler arasında. Küçücük bir alan. Ve bunları bir hesapladılar. Tek tek ne kadar derinlik, bu derinlik kadavralardakiyle aynı mı, insanlardakiyle aynı mı? Veya inanın aynı. Onu derinde yapıyorsunuz. Bu duyguları, bu tektal duyguları o zaman geliştiriyorsunuz. Bunu bakın başka asistanlarımız da yapıyor. Görüyorlar. Yani bazı şeyleri isterseniz yapıyorsunuz sonuçta. Yani ne yaparsanız yapın, ne kadar olumsuz koşullarda olursanız olun. Yani bu şeyi, kaderinizi kırmanız lazım. Yani yok ben yapamam falan. Mutlaka yapacağınız, bulacağınız bir şey olur. Sizler çok genç kardeşlerimizsiniz, arkadaşlarımızsınız. Bizden çok çok daha iyi bir durumdasınız. Bırakın ülkenin durumunu falan. Siz kendi işinizi doğru yapın. Kendi işinizi iyi yapmaya çalışın. Başka yöntemler de var. Mesela insanlar plasenta yöntemi yapıyorlar. Plasentayı alıyor, perfüze ediyor, bunu çalışıyor. Mükemmel bir şey yapabiliyorsunuz. Kadavralarda anastomoz pratiği yapabilirsiniz. Kadavranız varsa. Kadavralarda onu da geçtim. Damarını çıkarın, damarını yapın. Benim en sevdiğim mikrocerrahi pratiği kadavranın pi arachnoidini temizlemek. Daha önce söyledim. Yani öğrenciyken geldi Abdullah. Şimdi yine geldi. Yani o zamanlardan başladı. Şimdi nerede? Girmeseydi yani 19, 20, 22 yaşlardaki beyinle 30 yaşındaki beyin aynı değil. Daha çabuk, daha güzel öğreniyorsunuz. Bakın arkadaşlar temizliyor. O Roto'nun diseksiyonlarını görüyorsunuz ya, Emel Avcı'nın diseksiyonlarını, Uğur Türen'in diseksiyonu. Onlar saatlerce harcanmış emekler. Bakın nasıl temizliyor. Bu fistürü açmak, transvokal yaklaşımla aynı şey. Bunları yaptığınızda bunlar birbirini bütünleyen pratikler. Nasıl manipüle edeceğinizi, o hissiyatı geliştiriyorsunuz. Arkadaşlar, bir de hadi hiçbir şey yapamadığınız laboratuvar da yok. Mesela ben kombine bypass yapıyorum şeyde, moya vakalarında. Hem idas yapıyorum hem de direkt bypass yapıyorum. Ben bypass'ı yaptım. Fellow ve baş asistan için idas uygun olabilir. Bak burada 8-0 kullanarak pi arachnoide damarın devamını dikiyor. İdas yapıyoruz. Arachnoidi nasıl açacağını hissediyor. Ne kadar açacağını hissediyor. Ondan sonra alıyor 8-0'da da dikiyor. Bu çok çok basit. Her zaman yapabileceğimiz bir teknik. Bypass'a başlıyorsanız ilk başlayacağınız vaka moya olmalı bence. Komplike vakalarla değil. Moya'da en kötü olasılıkla bypass yapamıyorsanız idas yaparsınız. Bakın 4. ventrikül tümörü çıkarmışız. Bu da bir alternatif ameliyathanede alternatif teknik. Yaşargil'in tekniğidir. Arachnoid'u dikmek.
alsın arkadaşlar diksin. Her şey iyi gitmiş. Hasta iyi durumda. Vakit sıkıntımız yok. 10-0'la derinde pratik. Bunu biz yapamıyoruz diyemezsiniz yani. Bir tane sütür. Hem bu da arachnoidit de azaltıyor bildiğiniz gibi. Ha, başka bir örnek. Dev MC anevrizması değil mi? Buna biz bypass yapmak için girdik. Ama bypass yapmamıza gerek kalmadı. Hazırlıklıydık. Tüm anevrizmayı klipledik. Klip rekonstrüksiyon yaptık. Oraları geçeyim. Sonra her şey iyi gitti. Değil mi? Kliplenmiş. Dedim ki baş asistana al 7-0'ı dik bakalım bu anevrizma rafi pratiği. Zaman kısıtlamamız yok. Hastanın genel durumu iyi. 5 dakika daha anestezi ekliyoruz. Ama o da eğitim hastanelerine gerekli bir şey. Bakın arkadaş anevrizma rafi yapıyor. Gerçekte anevrizma rafi yapmamız gerekseydi onu da böyle yapacaktık. Derinde canlı vakada pratik imkanı. Yani bu fırsatları da bulduğunuzda kaçırmayın. Onu demek istiyorum. Onun için gösteriyorum. Bir tarafını bir arkadaş yapar, diğer tarafını diğer arkadaş yapabilir mesela. Bakın. Zorlanıyordu. Şimdi daha iyi. Şimdi hatta naylon galiba bu. Bu da kendiniz bazen bu fırsatları yaratabilirsiniz. Bu da bir örnek. Ha, böyle vakalar var ki serebral iskemiye yol açmayacağınız anastomozlar var değil mi? Bakın bu bilateral karotid stenozu var. Hastanın süperfisyal temporal arterleri yok. STA, MCA yapamayız. Çünkü yapamamamızın nedeni süperfisyal temporal arterlerin olmamasının nedeni bazal sel cilt kanseri varmış. Ameliyat olmuş adam daha önce. Ne yapacağız? O zaman STA trunkından radyal arter greftiyle STA trunkını şeyde bulduk. Süperfisyal temporal arter trunkını parotid gland içinde bulduk. Radyal arter interpozisyon greft aldık. STA trunkından M2'ye bypass yapacağız. Tamam. İlk önce distal bypass'ı yapıyoruz. Onu ben yaptım. Silvian füstürü açıyoruz burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu da Fettah Tümtürk'ün çizimleridir. Çok iyi bir ressam ve beyin cerrahı kardeşimizdir. Önce distal bypass'ı yapacağız. Dediğimiz gibi adventisektomi çok önemli. Onu yapacağız, temizleyeceğiz, oblik keseceğiz. Tamam, o kısmını yaptık. Ama bu kısmını burada hiç zaman önemli değil, iskemi zamanı önemli değil, damar büyük, end to end yapmaya çalışacağız. Bu kısmını fellow ya da baş asistan yapabilir. 8-0'la çok çok tecrübeye ihtiyaç olmayan bir durum. Bunu yapabilir. Bunu da öyle yaptık. End to end anastomozu. O andaki arkadaş kimse o yaptı. Gene ne yaptık? Fırsat yarattık o arkadaş için. Sonuçta çok özür dilerim. Çok zamanınızı aldım. Yani kendi fırsatınızı kendiniz yaratacaksınız. Önce kabuğunuzu kıracaksınız. Kaderinize razı olmayacaksınız. Kaderinize razı olursanız yok o yok bu yok diye şikayet etmeyeceksiniz. Tamam doğrudur yoktur birçok sıkıntılarınız olabilir ama bu sizin elinizde olan bir şey. Bir yere gelmek istiyorsanız önce çok çalışacaksınız. Mikro cerrah olmak istiyorsanız mikroskop altında çok çalışacaksınız. O zaman ameliyathaneye gir. Bakın 1950'ler 53 ya da 57 yılında Yaşar Gün'ün yaptığı 3D kadavra diseksiyonları. 400 hemisfer çalışmış. 6000 küsur anjiyo yapmış ameliyata girmeden önce.
40 yaşında ameliyat yapmaya başlamış. Gerçek anlamda mikrocerrahi, diğer ameliyatları yapıyormuştu. Değil mi? Yani zorluklar ve İsviçre'de, Avrupa'da 1950'lerde, 40'larda bir Türk olmak. İnanabiliyor musunuz? Gelin, bize de gelin. Bakın bir sürü arkadaşlarımız geldi, gitti. Hepsi sağ olsunlar. Çok iyi ameliyatlar yapıyorlar. Türkiye'de bypass yapan kardeşlerimiz var. Bazıları benim yanıma gelip benden öğrendiler. Bazıları kendi kendilerine öğrenmişler Türkiye'de. Yani bu yapılabilir. Yapılabilecek şeyler. Laboratuvara girin, çalışın. Ama diğer işlere takılmayın. Yani ol müdür, budur, işte en büyük zorluklarla karşılaşan adam bu adam yani. Bakın böyle bir ulus yarattı. Yani önce bilime güvenin. Hayatta bilimden başka, çalışmaktan başka doğru bir şey yok. Bu arada bilimsizliğe, dogmaya karşı direnen bütün üniversiteli kardeşlerime selam olsun. Onları da canı gönülden selamlıyorum ve bütün desteklerimi sunuyorum. Bizim başlattığımız bir platform. Lütfen buraya da katılın. Konuşmacı olmak istiyorsanız lütfen benimle irtibata geçin. Burada tek amaç mikrocerrahi canlı tutmak. Mikrocerrahi her şeyimiz. Başka bir şey yok elimizde. Biz beyin cerrahiyiz, mikrocerrahiyiz. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı aldım. Her türlü soruya açığım. Aklınıza gelen en sizce saçma olabilecek şey düşünebilirsiniz ama saçma soru yoktur. Her şeyi sorabilirsiniz. Lütfen aktif olun, interaktif olalım. Bu tür toplantılar interaktif hale geldiğinde çok daha iyi. Tekrar moderatör kardeşime, Kamil hocama çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de cumartesi günü bu saatlerde katılıp destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Hocam bizler çok teşekkür ederiz. Çok etkileyici bir sunumdu. Bir teşekkür, bir soru var. Devamında belki sorular gelir. Mersin Üniversitesi'nden Saygı Uygur. Biz genç asistanlar için çok faydalı bir sunum oldu değerli hocam deyip çok teşekkür etmiş size. Aytekin Koç Yiğit. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim Saygı. Continuous tür kullanmamanızın nedeni nedir diye bir sorusu var. Ben onun stenoza yol açtığını düşünüyorum. Bir de continuous tür aslında teknik olarak o kadar da kolay değil. Belki daha kısa zamanda yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ama hani hızlı hızlı yaparsam. Bir kere sütürü geçip diğer sütürü de geçtiğinizde çekemiyorsunuz, gerdiremiyorsunuz. Onu yaptığınızda görüntü alanınız kapanıyor. Onun için sütürleri geniş tutup gevşek tutmanız lazım. Bitirdikten sonra tek tek sıkılaştırıyorsunuz. Öyle yaptığınızda da sütür kırılabiliyor, zayıflayabiliyor, bazen kopabiliyor. Hadi bu sefer yeniden başlıyorsunuz. Yeni başlayanlar için bence continuing sütür, devamlı sütür iyi bir şey değil. Ve genelde de daha çok stenoza yol açıyor ve en önemli şey, bilmem görebiliyor musunuz benim ellerimi, damarların bu şekilde yan yana gelmesi. Birisi böyle olursa, birisi altta olursa adventisiye girdiğinde o tıkanır. Onu continuing sütürde kontrol etmeniz bence biraz daha zor. Interrupted'da çok daha iyi görebiliyorsunuz. Damarı böyle getiriyorsunuz. Sütürü buradan geçiyorsunuz. Böyle olduğunda onu her zaman continue yaptığınızda kontrol şansınız yok. Teşekkür ederiz hocam. Pardon Alaaddin. Buyurun abi. Birkaç soru var ama ilk önce Ulaş aramızda, Ulaş Çık'la Mustafa Başkan hocamız da bol miktarda refer etmişti çalışmalarını. Diğer sorulara geçmeden önce istersen Ulaş bağlanabiliyorsa. Ha, merhabalar. Merhaba. Hocam nasılsınız? Çok güzel bir toplantı. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca her zamanki gibi muhteşem bir sunum yaptı. Sunum sırasındaki nazik sözler için de öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Bizim için ufuk açıcı bir konuşmaydı. Her zamanki gibi
genç arkadaşlar ne kadar zorluklarla karşılaşsınlar, problemden ziyade çözüme odaklanırlarsa çözemeyecekleri bir problem yok. Bunlar için herkes birbirine üst düzeydeki hocalar her zaman birbirlerine yardımcı oluyorlar bu konularda. Bunların en iyi örneği Mustafa Hoca'dır. Sağ olsun bize orada büyük imkanlar sağladı ve bizim hayal edemeyeceğimiz yerlere gelmemize sebep oldu. Dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Genç arkadaşlarım, ben Gümüşhane'de zorunlu hizmet yapmış biri olarak ne kadar zorluklarla karşılaştıklarını tahmin edebiliyorum ve onlara yönelik evlerinde çalışabilecekleri, kolayca yapabilecekleri birçok modeller geliştirmeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz. Bunun birkaç tane daha örneği yakında geliyor. Onun şimdiden müjdesini vereyim. Ama dediğim gibi çözümden ziyade her zaman sorundan ziyade her zaman çözüme odaklanırsanız aşamayacağımız hiçbir engel yok. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz katıldığınız için çok teşekkür ederiz Ulaş Hocam. Dilerseniz ben soru ve katkılarla devam edeyim. Sırayla gideyim şuradan. Erhan Türkoğlu Bey'in, hocam teşekkürler şeklinde bir... Erhan, dış kapı SSK'nın, şimdi artık dış kapı SSK mı deniyor bilmiyorum, ne deniyorsa değiştirdiler isimleri, her şeyin ismi değişti. Oranın beyin cerrahisi şefi, benim yanıma gelmiş çok değerli bir kardeşim. O da çok muhteşem işler yapıyor. Ben teşekkür ederim katıldığın için Erhan. Devam etmeden önce, şimdi chat bölümünde ünvanlar ve çalışılan yerler yazılmadığı için ben... Tabii eksik aktarıyor olabilirim. Kusuruma bakmasın kimse. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Emre Ünal. Derin bölgelerde portekü olarak ne kullanıyorsunuz? Şeklinde bir sorusu var. Portekü bu iğne tutucular. Gene aynı enstrümanlar. Yani bunlar çok küçük ve ben kilitlenen, arkalarında kilitleri oluyor bunların. Onunla kilitlenenleri sevmiyorum. Çünkü onu açmak, bazen takılıyor, açmak zor olabiliyor. Ne varsa yani plastik cerrahların aletleri de oluyor. Yalnız 18 santimetreden uzun olmuyordu eskiden. Benim bir supraserebeller transtentorial parahipokampal tümörüm vardı. Orada başımıza bir sıkıntı geldi. O damarı dikmek için yani parmak uçlarımla zor yetişebildim. Sonra 21 santimetrelik yaptırdım bir tane. Derin bölgelerde uygun portekü acil durumlarda bulamayabilirsiniz. Çok dikkatli olmak lazım. Bunların en büyük özelliği çok ince, uçlarının çok ince olması ve keskin olması. Yani o küçük iğneyi tutmak için hem görüş alanınızı kapatmayacak uçun olması lazım, hem de çok güçlü olması lazım. Bilmem, inşallah yanıt verebilmişimdir sorunuza. Hocam teşekkürler. Devam edeyim. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Doktor Abdurrahman Aycan. Hocam her zamanki gibi çok güzel sunumunuz için teşekkürler. Yanınıza katılıp, bypass kursuna katılıp sertifika alma şansına sahip oldum. Şu an sayenizde anevrizme ve AVM cerrahisine başladık. Şu anda ise bypass egzersizleri yapıyoruz. Her şey için sonsuz teşekkürler demiş. Evet. Abdurrahman da çok değerli bir kardeşiniz. Burada bir yıldan fazla süre geçirdi. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde AVM ve anevrizma açık cerrahisi yapılıyor bugün. Bu kardeşimiz sayesinde. Yani oranın insanı İstanbul'a, Ankara'ya, Diyarbakır'a gitmek zorunda. Diyarbakır'da Yahya Turan, Tevfik Yılmaz. Bu çocuklar benden daha iyi ameliyat yapıyorlar. Söylüyorum. Bypass'ta yapıyor, AVM'de yapıyor, her şey yapıyor. Yahya Turan Bey'in teşekkürleri var size hocam. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Her zamanki gibi muhteşem bir sunumdu. Bize öğrettiğiniz tüm öğretiler için teşekkür ederiz demiş.
İsmini vermeyen bir katılımcı, hocam sunumunuz için teşekkür ederiz, elinize sağlık. Anevrizma cerrahisinde malpoze coil ve stent uygulanan hastalarda cerrahi davranışımız ne olmalıdır demiş, saygılarını sunmuş. Valla o anevrizmaya, stente ve coil'e bağlı. Eğer coil damar içindeyse farklı, anevrizma içindeyse farklı. Ben pek sorudan ne demek istediğini arkadaşımızın anlamadım ama yani önce pozisyonu düzeltmeye çalışmak lazım. Eğer stent varsa, covered stent ise, flow diverter ise bunlara halen o anevrizmayı klipleyebilirsiniz ama manipülasyon sıkıntıları oluyor bunlarda. Yırtılabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Teşekkürler hocam. Nezih Oktar hocam, ufuk açıcı, yönlendirici, etkili konuşmanız için teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunarım demiş. Hemen ne demek? Hocam. Ne demek? Nezih hocam halen yani geçenlerde konuşmanıza katılmak istedim ama benim de hep ameliyat günlerime denk geliyor. Çıkamadım. Katkılarınız Türk nöroşirurjisine mükemmeldir hocam. Çok büyüktür. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Emel Selçuk'u hocamın keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim arkadaşım şeklinde bir yorumu var. Emel bizim Ankara tıpın anıtıdır. Bir numarasıdır. Rahmetli Nurhan Bey'in sağ koluydu. Hepimizden, biz asistanlar geldiğimizde bizden daha çok beyin cerrahi bilirdi Emel. Kliniğimizden uzmanlığını almış İstanbul Başakşehir Çamsakura Hastanesi'nde çalışan Doktor Baran Taşkala. Hocam yine çok güzel bir sunum oldu. Ufkunuzu açtığınız için teşekkür ederiz. Her zamanki gibi demiş. Ben teşekkür ederim. Kliniğimiz uzmanlarından Gökhan Gürkan. Yine muhteşem bir sunum. Teşekkür ediyoruz hocam. Pratik yapmak amacıyla saatçi ekipmanlarının kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Loop kullanımla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Demiş. Zaten bakın İngilizce'de o kullandığımız mikro forceps'lere, tutuculara ne deniyor biliyor musunuz? Micro jugulary forceps deniyor. Yani mikro mücevherci, saatçi mücevherci forceps. Yani oradan adapte olmuş zaten. Yani bunlar ne buluyorsanız mükemmel, kullanın. Çanakkale Üniversitesi'nde bir kardeşimiz var. İsmini hatırlayamadım şimdi, özür dilerim. Mikro maketler yapıyor. Ya inanılmaz. Ya mikro cerrahi tekniği bu ya. Ya onun o maketlerini görün, inanamazsınız. Loop'la ben sadece cildi keserim, adeleyi kapatırım, o kadar. Loop'la başka bir şey yapmam. Hiçbir şeyin yok tabii ki, kullan öğren ama bypass'ı loop'la yapamazsınız. Ya kardiyak cerrahlar yapıyorlar ama onların damarları farklı. Onlar bir de bizden çok yapıyorlar. Yani haftada 5 tane bypass yapmakla bir tane bypass yapmak arasında fark var. Onların rakamları 1000 oluyor, sizinki 100 oluyor. Benim sınıf arkadaşım var şu anda dinliyor, Mehmet Özkan, Ankara Tıp Kalp Cerrahisi'nden. O eminim ki benden 1000 kere daha iyi yapıyor. Hızlı yapıyor çünkü çok yapıyor. Teşekkürler hocam. Devam edeyim. İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Mustafa Çırak, gerçekten etkileyici ve motivasyon dolu bir sunumdu. Teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Ferhat Harman, ünvan ve evet, Marmara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ferhat Harman. Hocam harika bir sunumdu. Omurga cerrahisiyle uğraşmama rağmen çok şey öğrendim. Vertebral arterin subaksiyel transvers foramende iatrojenik diseksiyonunda superior temporal arteri, vertebral arteri C1 ponticulus seviyesinde anastomoz etmek mümkün müdür? Demiş. Vertebral arter yaralanmalarıyla ilgili tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz? Superficial temporal arteri yani böyle bir indikasyon koyuyorsanız, yapmanız gerekiyorsa vertebral arterin C1 sulkusundaki seyir bölgesi anastomoz için uygun bir yerdir. Ama occipital arter kullanmanız gerekir. Süperfisyal temporal arteri getiremezsiniz oraya. Ya da başka arter interpozisyon grafti seçenekleri kullanmanız lazım. Tabii ki yapılabilir ama doğru indikasyon olması lazım ve süperfisyal temporal arterle olmaz. Teşekkür ederiz hocam. Gökçe Hatipoğlu, Majernik.
Hanover Medical School'dan. Hocam yine çok güzel bir sunum oldu. Bize yeni perspektifler gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim demiş. Evet, Gökçe. O da çok değerli bir kardeşimiz. Ufuk Üniversitesi mezunu Ankara. Daha yeni Almanya'da ihtisasını bitirdi. Ben Zürih'te karşılaştım bypass kursunda. Durmamanın, Türk kadının gücünün örneğidir Gökçe. Bayan beyin cerrahlarının daha çok daha artması lazım. Çok daha çok öne çıkmaları lazım. Onların bence bayanların el yeteneği bizden daha çok daha iyi. Ya bu genetik bir şey. Ben ona inanıyorum. Bilmiyorum yani. Teşekkür ederiz hocam. Şişli Ehtifal Hastanesi'nden Doktor Balkan Şahin teşekkürlerini sunuyor. Kliniğimizde sizden gördüklerimizi uygulamak için çalışmalara başlamıştık. Bu sunumdan sonra tüm asistan arkadaşlar daha iyi idrak etti ve şevkimiz arttı demiş. İyi ki varsınız diye eklemiş. Balkan da benim yanıma geldi. Bu çalışmaların birçoğunda onun çok büyük katkısı vardır. Acayip zeki, yetenekli bir kardeşimizdir. Profesör Doktor Füsun Demirçivi Özer, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çok güzel sunum için teşekkür ederim. Laboratuvar ortamında ratlarla çalışmalarda aorta ve inferior vena cava diseksiyonun önemini hatırlatmak istedim. Mikro diseksiyonlar için iyi bir öncü çalışma oluyor diye eklemiş hocam. Evet. Çok doğru. Bu çok önemli bir şey. Ben bundan bahsettiğimi zannediyordum konuşmam içinde ama bahsetmemiştim açık bir şekilde. Bu Yaşargil'in önerdiği bir egzersiz yöntemidir. Vena cava'yı 10 çandan 7'sinde sağlıklı disek edebiliyorsanız siz en iyi mikrocerrahsınız diye bir lafı olduğu söylenir Yaşargil'in. Kendisi 7 tane yaptığını yapamamış hiçbir zaman. Çok mükemmel bir cerrahi tekniktir. Bu da bir taşla 2, 3 değil 5 kuş vurmanın başka bir örneğidir. Bir amaçla o sıçanı kullanıyorsanız açın vena cava'yı ve aortunu diseke edin. Muhteşem bir cerrahi egzersiz yöntemidir. Çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Kendisi burada. Eğer eklemek istediği bir şey varsa söz vermek isterim. Hüsnü Hocam. Aynı düşüncedeyim. Bunları çalışmadan direkt yaşayan bir hastada mikro cerrahi denememek gerektiği fikrindeyim. Yani yaptığınız anevrizma cerrahisi de olsa, bypass cerrahisi de olsa ya da bir tümör cerrahisi de olsa mutlaka kadavrada ya da hayvanlarda o mikro diseksiyonu yapmak lazım. Kesinlikle. Hüsnü Hocam'a da katıldığı için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Doktor Emrah Keskin. Hocam yine güzel bir sunumdu. Ağır kafa travmalı olgularda sisternostomi yapılması ile ilgili fikriniz nedir? Demiş. Eğer ağır kafa travmalı olguda ameliyat yapıyorsanız sisternostomi faydalı olabilir. Yani bu üçüncü ventrikülostomi gibi bir şey. Lamina terminalis açıp bütün bazal sistemleri açıp beynin relaksasyonunu sağlayabilirsiniz. Ben kafa travması bir olgu olursa yapmaya çalışırım ama lokalizasyona bağlı, ne yaptığınıza bağlı. Özellikle girip bunu yapmıyorum. Biliyorum ben bu sorunun temelinin nereden geldiğini. Hindistan'da bir arkadaş var, Ayp Çeryan. O öncülüğünü yapıyor ama ben özellikle şimdi söyleyebileceğim ne tecrübem var ne bir datam var bu konuyla ilgili. Doçent Doktor Ferhat Arman sorusuna bir ek yapmış. Yaralanan damar içerisine stent yerleştirip daha damarı stent içinde bırakarak ucuca süre etmek mümkün müdür demiş. Biraz zor. Vasküler arterle ilgili bir sorusu vardı hocam Ferhat Hoca'nın. Sonrasında ek olarak bunu söylemek istemiş. Yani zor. Mümkündür tabii yani. Birileri bir şekilde yapar ama stent damarın içindeyken sütür etmek, döndürmek, arka duvarı sütürlemek çok zor. Bir de stent varsa hasta da başka antikoagülanlar var demektir. Ne kadar
pratik olur, ne kadar güvenli olur bilemiyorum. Doktor Mehmet Özkan, Mustafa Hocam bypass sonrası akım yeterli mi diye intravasküler ultrason kullanıyor musunuz demiş. Biz mikro Doppler kullanıyoruz Mehmet. Mikro Dopplerlerimiz var. Yani Mizuho'nun, Sugita'nın mikro Dopplerleri. Onu kullanıyoruz. Ama bir de Indosien'in Green Video Angiography yapıyoruz artık. O sana direkt dinamik bilgi veriyor. Ben her şeyi yapıyorum yani emin olmak için. Teşekkürler hocam. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Abuzer Güngör, muhteşem sunum için teşekkürler. Trombolitik tedaviye dirençli hastalarda cerrahi embloktomi konusunda bilgilendirirseniz sevinirim demiş. Vallahi Şahin, yani Şahin de bu çalışmalarda adını görmüşsünüzdür. Şu anda Hacettepe'de çok değerli bir kardeşimiz. Ben Şahin'in sorusunu okuyorum ama Abuzer'in sorusunu okudun sen değil mi? Evet, evet hocam. Ben karıştırdım. Hem dinlemeye hem de soruları okumaya çalışıyorum. Abuzer de benim çok kıymetli bir kardeşim. Evet, embolektomi yapılabilir. Biz öyle bir vakayı bulmaya çalışıyoruz. Eğer endovasküler yolla embolektomi yapılamazsa ve zaman elverirse yapılabilir. Biz bunu Ankara Tıp'ta 3 ya da 4 hastada yaptık Nihat abiyle. Devam edeyim hocam. Hacettepe Tıp Fakültesi sanırım. Doktor Şahin Hanalioğlu. Hocam her zamanki gibi şevkimizi ve motivasyonumuzu arttıran, ufkumuzu genişleten sunumunuz için çok teşekkürler demiş. Bizlere desteğiniz için ayrıca minnettarız demiş. Teşekkürler Şahin. Şahin de çok kıymetli bir arkadaşımız. Ona da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Diyarbakır'dan Doktor Tevfik Yılmaz. Değerli hocam, her defasında sizleri hayranlıkla dinliyorum. Yapılamaz vakaların yapılabilir olduğunu gösterdiniz. Elleriniz dert görmesin. Ellerinizden öperim demiş. Tevfik de yapılamaz vakaları Diyarbakır'da çatır çatır yapıyor yani. Teşekkür ederim evet. Tevfik. Doktor Ayhan Kanat, güzel sunum için teşekkürler hocam. Bir slaytta araknoidin dikilmemesi gerektiğini, dikilmemesi durumunda araknoidit gibi durumların gelişebileceğini söylediniz. Bu konuda çalışma var mı acaba demiş. Valla bu konuda çalışma yapılması mümkün değil. Yani bunu böyle bir çalışma yapmak için bir tarafta dikmeyip diğer tarafta dikmeniz ve aynı vakaları belirli bir süre sonra açıp onu kuantifiye bir şekilde dokümente etmeniz lazım. Böyle bir çalışma bilimsel anlamda kontrollü bir çalışma mümkün değil. Ama Yaşargil'in bu konuda çok büyük bir tecrübesi var. Geçenlerde Neurosurgical Focus'ta Uğur Türen'in bir hemangioblastom için yaptığı vakayı yıllar sonra tekrar rekürans nedeniyle açtığında sisterna magnayı diktiği için çok yapışıklıkların olmadığını gösteren bir videosu var. Ayhan, ben senin yani anlıyorum, bilimsel açıdan soruyorsun bunu. Maalesef böyle bir çalışma yok. Yapılması da mümkün değil. Bu sadece kişisel tecrübelere dayalı bir gözlem. Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir intern doktor arkadaşımız, intern doktor Önder Ertem, Bahçeşehir Üniversitesi sanırım kısaltma olarak yazmış. Hocam arka duvarı sütüre etmek için ipuçlarınız var mıdır demiş. Şimdi bunda bir kere arka duvarı sütüre etmek için herhalde o end-to-end'den bahsediyor. Yani şöyle bunu döndürmek şeklinde. Onun için çok serbestleştirilmiş olması lazım ki döndürebilirsiniz. Anastomoz hattından değil damarın başka bir yerinden tutup döndürüp backhand yapıyorum ben. Ama ilk önce uç ucu anastomozlarda her iki köşeye sabitleyici sütürleri koymak lazım. Ben sorusundan onu kastettiğini anladım. Arka duvar end-to-side'da hani bazen daha bir az gördüğünüz taraf oluyor. Az gördüğünüz taraftan başlamak, zor taraftan başlamak her zaman tavsiye ettiğim bir şey benim. Hocam teşekkürler. Sanırım bir intern doktor yine Yeditepe Tıp'tan Rüzgar Çatal. Hocam çok güzel
Şimdi her zamanki gibi sunumunuz çok iyiydi. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim Rüzgar. Ben soru ve katkı göremiyorum. Ben bir şey sormak isterim hocam. Tabii. Zoom'a başlamadan önce katılımcıların birçoğu yoktu tabii. Siz spor konusunda elle yapılan sporların işte cerrahlar için uygun olmadığını söylemiştiniz ama özellikle cerrahlar arasında sanatla uğraşan çok insan var. Müzik enstrümanı veya resimle ilgili. Hani bu tür becerilerin cerrahiye etkisi üzerine ne düşünüyorsunuz? Ben yani bir enstrüman çalmak. Şimdi sporla cerrahi, mikro cerrahi kıyaslamak istemem. Benim bahsettiğim, bağdaştırmaya çalıştığım futbolla felsefesiyle beyin cerrahinin felsefesiydi. Ama bir gerçek var. Ağırlık kaldırmak, ağır sporlar yapmak mikro anastomozdan önce ellerin titremesini arttırıyor. Ben bunu kendim test ettim. Laboratuvarda sıçanlarda deney yaparken, orta serebral arterlerini ya da karotid arterlerini açarken bir gün önce baskete gidip basket oynadım. Göğüs pres yaptım. Ertesi sabah dokümente ettim yani. Mikroskop altında tremorum daha fazlaydı. Yapmadığım zaman daha az oluyor. Ve bunu ilk fark eden ben de değildim. Bunu beni uyaran Japonya'da Yoshio Suzuki, benim instructor'ımdı. Sugita'nın doçentiydi. Biz onunla trenle işte 2-3 saat uzaklıktaki hastanelere gidip Moyamoyolu çocuklara bypass yapıyorduk. O yapıyordu, ben asiste ediyordum. Orada öğrendim ben bunları. O tut diyor, tutuyorum. Kes diyor, kesiyorum. Öyle öğreniyorsun. Artık bir yerden sonra nerede ne yapılacağını öğreniyorsun sen de. Asistan orada Kagashima mikroskopları vardı. Asistan da stereotipik görür. Yani iki tarafla görür ve dört el ameliyat ediyor derdi Sugita. Onun tekniğini uygularlardı. Bir gün dedi ki bana, Mustafa dedi, sen ne yaptın dedi. Ellerin, tremorun biraz bugün fazla dedi. Nasıl hissettiyse yani. Ben de o zamanlar öyle kendime güveniyorum ki 29-30 yaşlarındayım işte. Ben diyorum böyle elim böyle havada kalır, hiç tremorum olmaz, öyle olmaz, böyle olmaz. Bak dedi. Aa, hakikaten var. Dedim ki doğru, ben dün akşam dedim geç saatlerde spor salonuna gittim, basket oynadım. Bir de üstüne bench press yaptım, push up, şınav yaptım. Kesinlikle dedi yapmayacaksın dedi. Odur, bir daha yapmadım. Evet. Yetenek şey olaraksa yani bunlar farklı şeyler, kas grupları. İntrinsik adeleler çalışıyor bypass'ta, mikro cerrahide. Biraz da bilek adenesi, o kadar. Başka bir şey yok. Yani bunları çok iyi keman çalarım, mikro cerrahi. Bence bunlar yani bağdaştırılamayacak şeyler. Hocam teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben soru ve katkı göremiyorum. Sözü hocam doçent doktor Hasan Kamil Sucu'ya vermek istiyorum. Alaaddin, bir soru var. Yusuf Turan Soy'dan geldi, bakmıyorsun herhalde. Uzunca bir katkı daha doğrusu. Evet, biz konuşurken. Daha sonra Ayhan Karat'tan bir soru daha var. Ben hemen aktarayım, özür dilerim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Nöroşirurji Kliniği'nden Yusuf Duransoy. Çok etkileyici ve gençlerimizi motive edici sunum için teşekkür ediyorum. Ben de asistanlığım sırasında değerli abim Vasfi Yurdanakul'un kuyumcu forsepsi, depoda bulduğumuz çok eski bir mikroskop, sponge şant artıkları, göz ameliyatlarından artık kalan 506070 sütürleri kullanarak mikroşirurji konusunda geliştirmiştim. Yıl 93-94 idi demiş. Bu konuda neler yapılabileceğini çok güzel anlattınız demiş hocam. Teşekkür ederim. Aklın yolu birdir. Bir de Ayhan Kanat hocamın bir sorusu var. COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş, hiç hastanız oldu mu, ameliyat ettiniz mi? Damarlarda endotel disfonksiyonu damar fragilitesinde artışa bağlı. Türkiye'de bu hastalarda sak görüyoruz. Amerika'daki durum nedir merak ettim demiş. Evet, ettim. Yani 10-11 tane hasta ameliyat ettim ama değişik patolojiler nedeniyle birkaç tanesi COVID pozitifli olup COVID hastasıydı. Çoğunluğu COVID pozitif olup asemptomatik olanlardı. Semptomsuz hasta olmayan COVID'lerdi. COVID kesinlikle damarları etkiliyor. Özellikle endoteli çok etkiliyor. Ayhan
bu konuda çok haklı. Ve COVID hastası olup ameliyat ettiğim bir stroke hastası vardı. Dekompresif kraniyektomi yaptık. Damarını açmalarına rağmen tekrar trombozu oldu. Masif orta serebral arter enfarktı. Dekompresif kraniyektomi yaptık. İki gün sonra kadın inanılmaz bir şey. Beyninin her tarafında küçük kanamalarla öldü. Yani hiçbir stroke gelişen alanla ilgisi yok o kanamaların. Yani reperfüzyon şeyi falan gibi düşünülebilecek kanamalar değildi. Kesinlikle yapıyor ve bizim bir teorimiz var burada. Son zamanlarda bizim yaptığımız intravasküler vakalar, özellikle moyalar çok daha değişik seyrediyor. Ve bunlar COVID pozitif bir hasta değil. Ama COVID acaba oldular da haberimiz mi olmadı bilmiyoruz. Ve çok alevli seyrediyor. Yani geliyor hasta, arka arkaya her gün stroke geçiriyor. Daha bypass'ı planlıyorsunuz, o akşam tekrar inme geçiriyor. Yani kesinlikle bir etkisi var. Ama bunu nasıl ortaya koyabiliriz bilemiyorum. Son zamanlarda Harvard'dan bir yayın çıktı sanıyorum. Geçenlerde bir yerde bir paylaşımda gördüm. Bu susceptibility weighted MRI deniyor. Çok küçük mikroanjiyopatik değişiklikleri gösterebilen MRI'lar yapıyorlar. Çok yaygın COVID'li bazı hastalarda bu. Yani kesinlikle bir etkisi var da herhalde zamanla öğreneceğiz bunu. Teşekkürler hocam. İki soru daha var. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden doçent doktor Bekir Tuğcu, beyin cerrahisi eğitimin olmazsa olmazı mikroşirurji laboratuvarına işaret eden konuşmanızı her zamanki gibi ilgiyle izledim. Hastanemizde neden mikroşirurji laboratuvarı açmak üzerinde olduğumuzu klinimiz asistanlarının artık daha iyi anladıklarına eminim. Heyecanınızı hiç kaybetmemeniz hepimiz için çok motive edici demiş. Teşekkür ederim Bekir hocam. Tabii ki çok önemli. Böyle bir laboratuvarını açmak da çok güzel bir şey. Asistanların bunu anlaması lazım. Amerika'da bilmiyorum. Amerika'da asistanlarda bir geriye gidiş var. Burada her şey var. Daha az iş yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de bilmiyorum aynı motivasyon eksikliği mi var ne var. Ama ben Türkiye'deki arkadaşlarımı buradaki arkadaşlardan daha istekli görüyorum. Teşekkürler hocam. Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nden Doktor Rıfat Akda. Güzel sunum için teşekkürler. Kese içi endovasküler cihaz konulan bir MCA anevrizma ameliyatında koyduğumuz M1 geçici klip sonrası M1 stenoza uğramış ve defsit gelişen bir hastamız olmuştu. Böyle bir tecrübeniz oldu mu diye eklemiş. Web konup da explore ettiğim bir hasta olmadı benim. O yüzden böyle bir tecrübem olmadı ama şeyle açık cerrahiyle endovaskülerin farkı o. Endovasküler, intravasküler yaptığınız girişim bir şekilde bir girişim yapıyorsanız bir şekilde damarların fizyolojisini değiştiriyor. Yani ben bunu trombektomi yapılmış endovasküler yolla stroke geçirmiş ama karotis stenozu var. Açmışlar karotisi. O vakalarda görüyorum. Damarı explore ettiğimizde boyunda karotid endarterektomi için acayip inflame damarlar, damar duvarları. Yani diğer normal hiç prosedür yapılmamış, intravasküler prosedür yapılmamış endarterektomi vakalarından çok farklı vakalar. Yani bu direkt gözlem. Tabii biz bunu herhangi bir yöntemle kuantifiye edemedik. Ama bu da son zamanlarda gördüğümüz bir gözlem. Bu vakalar arttıkça daha çok görüyorum. Yani hepsinde olmuyor ama birçoğunda girmişler. Yani oraya açmışlar trombusu, işte device'lar koymuşlar, çekmişler. Bunlarda damar içinden bahsetmiyorum. Dışında enflamasyon görüyor. Yani yapışık oluyor. Daha yapışık oluyor. Sanıyorum Rıfat'ın öyle bir sıkıntısının olmasının nedeni de o bence. Hocam teşekkürler. Medipol Tıp Fakültesi'nden Ayceren Ahmetova güzel sunumunuz ve tavsiyeleriniz için çok çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Sanırım bu kez soru ve şey kalmadı, katkı kalmadı. Evet. Ben sözü doçent doktor Hasan Kamil Sucu hocama vereceğim. Buyurun hocam. Mustafa hocaya çok teşekkür ediyorum. Beklendiği gibi bir sunum oldu. Harika bir sunum oldu yani. Çok teşekkürler.
Çok faydalı. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bu çok önemli katkılarınız için Türk nörolojisine ve dünya nörolojisine. Lütfen devam edin. Benden de ne istiyorsanız her zaman yapmaya hazırım. O zaman biz sizi her ay konuşturuyoruz hocam. Yani. Her ay olmasa da arada bir yapmaya da... biraz arsızızdır. Yani öyle bir açıklama yapıyorsanız. Estağfurullah. Orada bir katkı mı var Alaaddin? Son bir. Abi. Yine Çam ve Sakur Hastanesi İstanbul'dan Ebu Bekir Akpınar. Asistanlarınızı önemli aşamaları cerrahide bıraktığınızı gösterdiniz. Bundan dolayı ciddi komplikasyonlar yaşadınız. Oldu mu? Güzel sunumunuz için teşekkür ederim demiş. Oldu olmaz mı? Yani asistan bir şey bırakıyorsanız mutlaka bir sıkıntı olacaktır. O sıkıntıları bazen biz de yapıyoruz. Benim gözlemim altında bir sıkıntı oluyorsa o benim sıkıntımdır. Benim hatamdır. Yani asistanın hatası değildir. Önce bu konuyu onların anlamasını istiyorum. Yani ben oradayken bunu yap, şunu yap derken bir hata yaptığında bir şey oluyorsa, bir sorun yaşanıyorsa o benim sorunumdur. Yani onu ben yol açmışım. Demek ki iyi süpervize edemedim, iyi anlatamadım. Ya da farz ettim, o anladı zannettim, iyi şey yapamadım. Oldu. Yani Küzay'la biraz önce bahsediyordum. Oligodendroglioma, posterior parahippocampal. Baş asistana ben ya Küzay'ı çok yaklaştırma damara ya da pamuk koy, pamukla koru dememe rağmen bir an böyle pamuğu çıkardı, pıp yakaladı ve posterior cerebral'in bir dalı yaralandı. Bir sütürle tamir edebildim. Ama o gene benim hatam yani. Ve bu hatalardan da öğreniyoruz değil mi? Ulaş video gösterdi sabahki toplantıda. Vertebral arter. Bir anda 10 saniye için ben her şeyi unuttum. Geldiler ameliyathaneye. Çok ilgisiz. Benim bile hastam değil. Acilde bir hasta var. Epidural hematom herniye oluyor diye. Ben o hastayı unuttum. O hastayı düşünmeye başladım. Bık, girdim vertebral artere. Güzel. Gene diktik kurtardık. Sorun olmadı. Ama bu çok önemli. Yani ameliyathane kutsal bir yer. Sessiz olmalı. Gürültülü olmamalı. O konuyla, hastayla ilgili olmadıkça başka bir konu konuşulmamalı. Acil konular dışarıda konuşulmalı. Hastayla ilgili değilse. Bunlar çok önemli şeyler ve bunlar işte asistanlar da onun için asistanlık yapıyorsunuz zaten. Hata yapacaksınız ama hatayı bile bile de hata yapmayacaksın. Yani bir kere aynı hatayı bir daha yapmayacaksın. Hataları tekrarlamamak lazım. Alaaddin herhalde tamamladık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Hoca'ya, katılan herkese oldukça verimli bir toplantıyı da tamamladık. Mustafa Hoca da açık çek verdi bize. Daha sonraki konuşmalar için. Onu da değerli. Tabii her zaman. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler herkese. Günler, saygılar. İyi günler. Size iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Alaaddin.